Yani bu kurguysa da gerçekten böyle bir ekiple çalışmak isterim. Hasan'ı gönderip böyle bir ekip. Hasan daha televizyonun sesini açamıyor. Adamların yaptığı kurgu. Biz ne şartlar altında çalışıyoruz, adamlar ne şartlar altında çalışıyor. Bu hak mı şimdi? Hak değil. Değil. Yani benim niye saç ektirdiğimi daha iyi anlayabilirsin. Sekizinci bölüm ve Langırt'ın belki yeni şu ana kadarki en enteresan bölümü başlamıştır. Yani açık yeni bir... Konuş. Açık konuşayım değil mi? Açık konuşayım. Kartlarını açık oyna kardeşim. Burada herkes açık, tamam, o zaman bizim, öyle. Biliyorsun her zaman. Burası çünkü biz bize sohbet ettiğimiz tamam. Bir yer. Benim için en ilginç Langırt başlıyor abi. Başlıyor. Evet. Yeni biriyle program yapıyormuşum gibi. Sanki... Çok uzun süredir seninle program yapmıyormuşum gibi de yeni bir transfer gelmiş gibi hissediyorum. Siz de, evet. Seyirciler de görüyor. Çok açıklayıcı oldu. Ben hiçbir şey anlamadım ama sen... Açık... Yani Nobre ile yapıyorum şu anda. Mert Nobre varmış gibi karşımda. Nat'taki kel adam diyebilir miyiz? Diyemezsin. Sen öyle kafana göre kafana estiğini söylersen yanarız. Biz burada program başka bir... türlü bir program olur. Olmaz. 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 Öyle oradan kel adam, bu oradan kel olan. Öyle olmaz. Öyle kafana göre sen bir şey söyleyemezsin ki. Öyle bir program formatı yok bir kere. Yani Mbappe forması burada. Adam imzalı formasını yollamış. O bile böyle bir cümle kurmamış. Kurmaz. Mbappe kurmaz. Bile kurmaz bu cümleyi. Yani şimdi biliyorsun ben izleyicilerimizin yorumlarını çok okuyan, takip eden birisiyim. Çok istek vardı. Çok yoğun istek vardı hatta. Yani gerçekten artık onları kıramayacak bir duruma geldim ve saç ektirdim. Serhat Akın saç ektirdi. Gerçekten alkışı hak eden bir şey. Çünkü ben kesin. Bu işi tamamen kafamdan silmiştim. 5 senedir çok yoğun istek vardı. Para bile teklif edenler oldu. Bu iş için. Evet. Yani, ama yani şimdi biraz tabii psikolojiyle oynuyor. Şimdi düşünsene parayı... Ben verecekken sana teklif edince acaba saçı ben mi ekecek oluyor falan, gidiyor orada kafa. Saçı ektirecek sensin, parayı da alacak sensin. Sensin, nasıl olacak o nasıl iş? Nasıl olacak bu iş falan, böyle acayip saçma sapan. İşte bu da eski hali. Evet, bu o eski son eser yok şimdi. Eser yok şimdi, parçasını bu resimden sonra. Izdırap içinde yorgunum şimdi. Yorgunum şimdi. Bu eski Serhat Akın'ın... Bu resmin üzerine yazılmış şarkı. Bu evet, İbrahim Tatlıses evet. Bu resmin üzerine yazmış. Eski Serhat Akın'ın son hali. Son hali. Son hali bu, son kare bu. Vedalaştık artık bu var Serhat Akın'a. Var mı oradan bir eser? Gelir, bir eser çıkabilir. Valla. Buradan bir eser çıkabilir. Bu da hazırlık... aşaması. Bunları tabii, ayıp dursun masa siz elinize nasıl geçti? Bizim de. Özel bir kontrat imzalandı orada. Bunlar hiçbir yerde paylaşılmayacak diye. Ben basın mıyım? Ayıp ediyorsun. Evet yani sen sürekli bizi şimdi bak. Bizi iki oluyor basın. Basayım falan böyle şeyler. Yani gerek yok bu öyle bir şeylere. Hiç gerek yok. Ha, burada özel bir kontent evet, yapıyoruz. Ama bunlar çok özel şeyler. Çünkü özel bir kontrat imzalandığı için bu sizin elinize geçmesi imkansız. Bir başarı söz konusu burada tabii. Burada kesinlikle bir başarı söz konusu. Yani içeride kim var? Geliyorum. İçeride bir köstebek mi var? İki bir köstebek var içeride. Onu bulacağım. Var. Bu da yapım aşamasını şu anda. Bir dakika dur. Görüyorsunuz. Burayı dur. Burası çok önemli. Evet, burada bir detay var. Burada çok ince bir detay var. Evet. Seyirciler bulabilir mi acaba bu detayı şu anda? Bu detayı eğer bulursa seyirciler gerçekten tebrik ederim. Ben istiyorsan söylemeyeyim. Söylemeyelim mi? Nasıl yapalım? Söylersek zaten bulurlar. Bir dahaki bölüme bırakalım mı? Yorum atsınlar. Peki, burada öyle yapalım. Çok ince, yani şuradaki ekimde çok ince bir detay var. Ya fotoğrafta görülüyor, yani videoda görülüyor. Burada eğer bulurlarsa, yani çok bizim de kim olduğumuz ortaya çıkar. Hakikaten ortaya çıkar. Yani büyük yani. Çünkü ciddi bir sır bu. Evet. Ama bakalım burada... Seyircilerimiz onlara bu videodan evet, haftaya konuşalım. Bu detayı bulacaklar mı? İsimlerini de veririz. Bulanlar olursa eğer onları önümüzdeki Langırt'ta konuşuruz. Tebrik biz ederiz. Biz de onları buluruz. Hiç sıkıntı biz yok. Biz de onları buluruz. Biz de onları buluruz. Ulaşamayacağımız şey evet. Yok. Onu anladık. Burada kimse yok. Şimdi bu olay bir hikaye anlattım sana. Dedim ki bir restorana gidip bir yemek yedim. Sonra biz niye kokoreççi açıyoruz diye bir anda yukarıda fotoğraflar Erdem çekildi. Atletik diye ben niye saç ektiriyorum oldu. Aynen öyle.
buradaki hikaye aslında adamı atabilmek. Tabii çünkü ilk adım. Bir operasyon değil. Benim de hiç aklım ucundan geçmiyordu. Çünkü biliyorsun yani ben buraya da geliyordum. İşte hiç böyle çok buralara şu anda da böyle çıktım. Hiçbir problem yok. Tabii. Sonuçta onunla şey yapabilirsin. İşte buralarda mesela sordular burada ne var diye. Şimdi şurada mesela ufak bir nokta var burada. Biz dedik işte bu Galatasaray maçı. Tekmeye kafa attığımız dönemler. Bu burada Trabzon maçı. Orada Beşiktaş derbisi. Koray abi de sıkı Fenerli olduğu için oralara da sağ olsun. Oraları da bir çiçek eker gibi ekti. Oraya da birkaç tane gül bıraktı. Evet. Hatıra bıraktı dedi. Bu yaralar böyle kalmamalı. Güzel bir şey oldu ama buradan seçtiği ekip arkası çok güçlü bir yer burası. Ve bir ekip işi zaten. İnanılmaz. Yani benim iki günde yapılacak işi bir günde özel ekip girdi. Ve oradaki herkesin eline sağlık. Benimle çok özel ilgilendiler. Şu anda da yıkama, yağlama işleri var sabahları. Tabii meşakkatli. Araba mı bu değil mi? Tabii bu neymiş o? Ben de anlamadım ki. Biz hiç arıyorlar gidiyorlar. Buradaki asıl hikaye ekme değil. Öncesi ve sonrası. Öncesinde alınan saç. Donörler çok önemli. Biz de tabii şimdi bu işi hiç araştırmadık ama. Orada öğrenmiş oldum. Geçince öğrenmiş oldum. Donör çok önemli burada. Yani şimdi onlar kafasına göre donör alırsa senin bu sefer saçın ekildiği yerde saç olunca bu taraflarda olmuyor falan. Daha böyle saçma sapan işler olmuş bu işte. O zaten böyle insanları birazcık burada ürküten olay. Ama ben de çok keyifli geçti. Ben mesela pazartesi bu işi yaptım. Salı zaten pazartesi yaptım. Ümit abi beni ziyarete geldi. Japonya'nın ilk keresini seyredim. Ben yemek falan yiyorum. Alttan restorandan yemek gelmiş. Sen diyor nasıl ameliyat oldun? O kadar rahat. Ben akşam evet, rahat ve profesyonel yani. Ben eve gidiyorum dedim. Evime gittim. Ertesi gün geldim yıkamaya falan. Ertesi gün bana kimse inanmıyor. Yemin ettiriyorlar bana. Ben dedim niye yemin ediyorum abi? Yani sen çektirdin mi? Niye yemin ediyorum değil mi? İnanmıyorlar. Yani, çok evet yani. Çok, iyi iş çıkmış. Çok çok iyi bir iş çıktı. Çok geçmiş olsun abi. Sağ olasın. Biz dedim hani sevenlerimizi kırmayalım. Tabii biz de langır seyircilerini. Evet. Yoksa ben böyle de kalırım. Hatta çok da moralim bozuldu. Saçı tıraş ederken keşke böyle kal falan diyenler oldu. Böyle de evet yani sakalı biraz uzatıp bu şekilde de yani kullanabilirsin sonrasında. Hayatımızda çok tarih yazdık. Bu işte de herhalde tarih yazacağız. Saç ektirip kafamız kel dolaşacağın tek insan biz olacağız. Yani bu işi anlamadım. Bu yani. Ameliyatsız da yapabilirdin saç yani. Saç ektiriyoruz. Kafa kel öyle kal. Yani acayip şeyler oluyor. Hayat çok tuhaf. Hayat her şeyi getirebiliyor abi. Getirebiliyor. O yüzden belki de böyle devam edeceğiz. Belki bakalım. Önümüzdeki programlarda neler olacak? Vialli, evet. Skilacci'nin bir tık biraz böyle saçları var. Vardı. Vialli daha iyi oldu. Seyircilerimiz de yorumlarını yazsınlar. Bekliyoruz. Ne yorum yazacaklar? Neyi beklediğimizi bileyim ki. Ben de ona göre bekleyeyim. Bu yeni saç stili yani beğenmişler mi? Falan mı yoksa hani? Onu da yazabilirler yani. Hangi futbolcuya benzettiklerini. Tamam o zaman bırakayım onlara bir. Tamam. Beğenmişler mi beğenmemişler mi? Beğenmemişler mi onları bırakalım. Onlar için yaptım. Tabii sonuçta onlar için yaptım. Beğenmemiş diyebilir canları tabii, sağ olsun. Aynen öyle. Ben de en kötü yine çıkarttırırım. Ne var en kötü öyle olur. Hı-hı. Yapacak bir şey yok. Geçelim. Cristiano Ronaldo. Bence abi Katar 22'nin en fantastik fotoğraflarından bir tanesiydi. Evet. İsviçre maçından önce yedek başladı Cristiano Ronaldo. Foto muhabirleri takım orada İstiklal Marşı okurken neredeyse tamamı ya yaklaşık orada herhalde bir 300-400 kişi vardır. Evet. Foto muhabiri herkes Ronaldo'nun fotoğrafını almak için yedek kulübesinin önüne geldi. Çünkü çok rastlanır bir şey değil Cristiano Ronaldo'nun o fotoğrafı, yedek kulübesindeki fotoğrafı. Portekiz milli takımında. Yani son böyle büyük turnuvalarda 2008'de yedek kalmış. O da İsviçre maçıymış. Evet. Hakikaten ikonik bir fotoğraf. En büyüğü. Değil mi? Bu inanılmaz bir şey yani şu. Bu en büyüğü. Yani Messi de büyük. Ne bileyim Mbappe çok büyük. Mbappe de burada. İnanılmaz işler yapıyor. Mbappe yanımızda. İmzalı forma bu arada. Geçen tekrar edelim. Söylemiştim. Evet. Bana sağ olsun yollamıştı. Abisini düşünmüş. Biraz orada bir güldünüz ettiniz. Buradan da formanın imzasını. Ben burada görüyorum imzasını. Evet, yani tam şurada. Mbappe imzalı orijinal formasını yolladı sağ olsun. Kırmaz. Abisini kırmaz. Ondan sonra o yüzden de işleri rast gidiyor. Ama Ronaldo bu işin biri ya. Düşünsene sen maça çıkıyorsun. Önemli bir maç. Tek 90 dakika ve 120 dakika. Belki eleneceksin. Orada İstiklal maçı duruyorsun. Ama herkes Ronaldo çekiyor. Çok sinir bozucu. Acaba hoca için ne sinir bozucu ya? Fernandes neler geçti içinde? Senin kankan. Benim burnum. Bruno kardeşim orada neler düşündü? Yani o yüzden sana dedim. Şimdi Bruno
hareket çekerken kime çektiği çok önemli. Hareket çekebilirsin. Sen de bana çekersin. Ben de sana çekerim. Ben çekmem yok, abi. Hani mesela anladın mı? Ben sana niye hareket çekeyim abi? Olur mu öyle şey? Ayıp ediyorsun. Boğaya binerim falan filan. Abi boğaya binerim mi? Kafamdaki bunlar şeyler. Düşünceler böyle, yok. Şey. Böyle düşünceler yok. Ha, yok bende yok. Tamam. Yani işte mesela olabilir hani mesela diyor işte Kelmel falan diyor ya. Mami. Mami. İsim de verelim. Mesela anladın mı? Sen şimdi kalk televizyonda seyret yıllarca. Maçlarını seyret. Bunlar olabilir. Bunlar hayatta senin sınanacağın şeyler, tamam mı? Bunlarla sınanabilirsin. Şimdi Bruno Fernandes hareket çekerken kime çektiğini çok iyi düşünmesi lazım. Bu fotoğrafta onun... Bir mesaj tabii. Bir mesaj. Yani sıkıntılı, o yüzden dedim çekemez dedim. Sen çeker dedin ya. Çekti de dedin. Ben çekemez dedim. Çekememesi sebebi bu fotoğraf. Çekeceğin insan kim yani? Sen neye çekiyorsun? Sen yani gülerler. Bazen insan mı? Tabii kendini kaybedebilir canım, olabilir. Bu fotoğrafı da neye atıyorsun? Kime atıyorsun? Müthiş fotoğraf hakikaten. Belki de turnuvadan sonra bu fotoğraf bir numara seçilebilir yani. Turnuvanın fotoğrafı. Büyük fotoğraf. Bruno Fernandes bu yani. Şu ana kadar bu yani. Belki kesinlikle. Daha sonra tabii daha önemli şeyler olabilir, çıkabilir. Final maçında belki değişik şeyler olabilir ama. Diyelim ki Mbappe bu kupayı aldı, kupayı kaldırdı. O fotoğraftan daha değerli olabilir bu. Olabilir. Sonunda gene bunu konuşabiliriz yani. İnanılmaz. Daha öncesinde bilmiyorum. Çok büyük starlar geldi geçti. Ne bileyim ben bir ara demiştim. Benim zamanımda işte Ronaldinho falan demiştim ya. Ronaldo. Zaten Ronaldinho ben aynı dönemde oynadım. Zamanı olabilir. Yani daha çocukluk zamanı olmuyor tabii. Ben tabii kendi şeyimi, yaşımı ele vermemek için onu söylüyorum. Birazcık benim tabii. Zamanım çünkü Bebeto'lar, Romario'lar aslında zamanı. Aslında Dunga'lar falan. Dunga, Carlos Dunga falan deyince adam diyecek sen hatta 60 yaşında. O psikolojik şey, yaş, bizim seyircilerin ne kadar sevdiğimi düşünsünler. Hani onları böyle bir zor duruma sokmamak için. İçin sen Ronaldinho dedin yani. Ronaldinho falan dedim yani. Hani Rivaldo falan. Onlar zaten yaşıyor. Karşılıklı oynadın zaten onlarla. Ama şimdi Carlos Dunga'yı hatırladım. Ne oluyor diyecekler. O yüzden onu yapmak istemedim ama asıl benim dönemim hatırladığım Brezilya, Carlos Dunga'lı, Bebeto'lu, Romario'lu dönem. Tabii canım. Şimdi o dönemlerden bu döneme kaç tane Dünya Kupası oldu? Ne Baccio'lar, ne İtalya şarkıları. Biliyorsun geldi, İtalya tabii. 90 gibi Dünya Kupası. Benim beğendiğim en iyi Dünya Kupası şarkısı bu arada. Çocukluğumda çok dinlerdim. Şimdi böyle bir fotoğraf ben görmedim. Ben de görmedim. Mükemmel. Bakalım devamında hikaye nereye doğru gidecek Portekiz ve Cristiano Ronaldo için. Brezilya ile devam edelim. Müthiş bir... Brezilya biliyorsun. Kardeşimiz oynuyor orada. Kardeşimiz orada oynuyor. Kardeşimiz dans etti. Richarlison, teknik direktör Çiçek'le... Yani ben hayatımda bir insanın futbol kariyerini çok çabuk tamamlamasını... İstediğim başka bir futbolcu yok. Senin var mı? Benim de yok. Herkes yani uzun uzun oynasın deriz. Yani Ronaldinho'yu çok seviyordum ben. Benim için çok büyük bir futbolcuydu. Ronaldinho hiç bitmesin istedim. Messi geldi, Ronaldo bunlar bitmesin. Bunun çabuk bitsin istiyorum. Bu hemen çabuk. Hızlı geçsin ya. Hız. Onun 10 sene bitti kalmıyor. 10 sene çok çabuk sene gibi yaşayalım ki hep beraber dans edelim. Şimdi... Yani bunun tabii ki ada işi var. Şimdi biz bu dansları adada yapacağız belki adada yani. Adada bunu grup halinde yapacağız. Hiç. Koreografi yapacağız. Tabii. Hiç. Orada çiçi olmayacak. Orada. Evet. Dans ederken. Serhat Akın olacak. Hocayı alacağız mı? Yok, hoca yok. Hocalık bir şey yok. Hoca orada bitti Dünya Kupası'nda. Bitti o son. Onun. Son Dünya Kupası zaten biz onun. Burada devreye giren olan biziz. Figürleri de öğrenelim o zaman. Yani bu hareketleri de Richarlison bu şekilde dans ediyor. Bunlara da iyi bakmak lazım abi. İyi çalışmak bunları lazım. İyi çalışıyoruz. Penguen dansına. Penguen hiç fark etmez. Her türlü dansı var. Yeter ki kardeşimiz desin ki beraberiz. Abi gel. Penguen. Her yapalım. Türlü dansı, of. Timsah, yürüyüşü falan her şey olur diyorsun. Her şey olur. Bence de olur yani. Ama bu fotoğraf, bu video da mesela turnuvadan sonra şu görüntü de bence hafızalara kazınan görüntülerin başında gelecek. Teknik direktörün buna eşlik etmesi müthişti. Gerçekten müthişti. Yani düşünsene böyle bir milli takım Dünya Kupası, ne bileyim işte Fatih Hoca, Hantuner. Şenol Hoca. Fatih Hoca, Şenol Hoca isim evet. Önemli değil. Düşünsene gidiyorsun. Yanına dans ediyorsun. Yani sen ne yapıyorsun? Yani farklı kültürleriz yani. Onlar keyif alıyor. Onlar keyif alıyor. Biz de daha başka. Biz çok alamıyoruz. Ya şöyle bir şey oluyor. Ben böyle bir dans yapmış olsaydım, diyelim ki 2002'de birisi yaptı. Ben fark etmez. Ümit Davala yaptı. Şu an Dünya Kupası'na katılmadık, bu dansa bağlayabilirlerdi. Bizim böyle bir yapımız var. 20 sene sonra. 20 sene sonra. O dansı etmeseydik belki Dünya Kupası'na katılabilirdik. Düşüncesi bizi maalesef
olduğumuz yerde saymamıza neden oluyor. Neden olan en büyük sebeplerden bir tanesi. Kesinlikle öyle. Bu zaten gerçekten bu kardeşimiz penguenmiş. Yani Richarlison'un bu evdeki dansı mı? Evet. Gol seyirci bu. Klasik gol seyirci. Evet, evde yapıyor. Evet, bu performansı da adada ateş başında bekliyoruz Richarlison'dan. Adaya böyle giriş yapmasını istiyoruz. Böyle girsin. İskeleden böyle çıksın. Her türlü. Böyle çıksın. Arkasında, biz de böyle karşılayalım. Arkasında ekibinle. Ekibiyle beraber tabii. Böyle giriş yapsın. Biz onları orada bekliyor olacağız. Kesinlikle. Ekip de mi böyle gelsin? Ekip de böyle gelecek. Ekip de böyle hepimiz geliyor. Hepimiz penguiniz. Şimdi bu kardeşimize her şey yakışır. Buna her şey yakışır. Yani her program söyleyeceğiz. Gerçekten inşallah kabul olur. Evet, dünyadan büyük. Onu söyledik yani. Hayalleri. Herkesin hayali. Ronaldinho'nun hayalleri vardı. Ronaldo'nun, Messi'nin. Onların da gerçekleşti ama en çok kalpten bunu istiyoruz. İstediğim bunu hayalim. Kalbimiz Richarlison'la beraber. Şenol Hoca'nın açıklaması var abi. Şenol, evet. Güneş, Beşiktaş teknik direktörü. Tabii Cristiano Ronaldo herkese sorulduğu için ona da sorulmuş. Evet. Hoca demiş ki, "İlla isim istiyorsanız vereyim. Neymar'ı almak isterim. Ronaldo'yu almak istemiyorum. Anlaşmış çocuk şimdi, kafasını karıştırmak doğru değil." Evet. Demiş. Ama, Neymar'ı istemiş hocam. Ama kafam nasıl biliyor musun o zaman? Şimdi ameliyat oldum ya. Buralar falan ödem. Benim yine iyi geçti. Falan ödem falan olunca kafa acayip oluyor. Bazen ağırlık yaratıyor çöküyor, değil mi? Şimdi buraya ağırlık çöktüğünde o zaman gerçekten Neymar, Ronaldo falan gerçekten baş ağrısı. Kolay iş değil. Hangisini seçeceksin? Seçemez. Seçemez. Yani, hoca seçmiş ama. Hoca istiyor. Hoca Neymar'ı istiyor. Allah tabi daha çok versin yani, herkes çok para kazansın isteriz. Kulüplerimiz de çok para kazansın ama. O zaman şimdi buradan seyircilerimiz bizim artık ailemiz. Evet. Biz bir aileyiz. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi onlara sorayım. Hocanın isteğimi, hayallerimi kabul olur yoksa Richarlison'un adındaki hayali mi gerçek olur? Hangisi daha gerçek? Mesela daha yakın hayaline. Bir sorusunu sorayım. Onun da yorumunu merak ediyorum yani. Ben mesela de çok merak ettim. Sormuş olalım şu Langırt izleyicilerine. Yani onlara bırakalım. Onlara bırakalım. Neymar, Ronaldo ikileminde sen hangisini alırsın? Bir tanesini alacak olsan. Şu an mı? Şu anda. Şu an Neymar alırım. Sen de Neymar alırsın. Tabii. Ben de Neymar alırım. Ben büyük Ronaldo'cuyum. Ben de öyleyim. Ama şu an baktığımızda Ronaldo artık tabii pili. Neymar'ı satarsın da ileride. Para da kazanırsın Neymar. Neymar şu an tabii ki farklı canım. Çok başka. Ve o da bir sonraki görüntüye geçelim. Ama acaba şimdi Robinho Sivas'a geldi ya. Hı-hı. Acaba onunla karıştırıyor olabilir mi? Onu mu alayım? Hani Sivas'ta. O da milli takım oyuncusuydu. Evet. Değildir herhalde ya. Neymar. Bizim bildiğimiz Neymar. Bizim bildiğimiz Neymar Junior. Başka bir Neymar yok mu? Yok. Bir tane var. Neymar Junior bir tane dünyada. Bir tane. Bir tane. Ama Junior yazmıyor da. Sadece Neymar yazıyor ya. Neymar. Belki hoca Brezilya Ligi'nden bir oyuncuya talip oldu. Bence onun mesajını mı verdi? Bence kesinlikle. Olabilir. Şenol Hoca böyle ters köşeleri sever. Sever. Çünkü bunun ters köşeden başka bir şey olma şansı yok. Düz değil bu yani. Bu olmasın. Köşe düz değil. Zaten olmamasını istiyoruz çünkü gerek yok. Gerek yok canım. Yani Neymar sıkıntı yaratır. Evet. Neymar'ın oynaması. Ve Neymar'ın telefon arka planı. Evet. Şu anda görüyoruz. Dünya Kupası'nı aldık diyor aslında Neymar. Çünkü bu turnuvadan önce de 6. yıldızı story olarak, evet, atmıştı. Amblemin üzerine koymuştu. 6. Dünya Kupası'nı kazanacak Brezilya mesajını vermişti. Burada da telefonun arka planında Dünya Kupası fotoğrafını koymuş. Bir de motivasyon unsurudur. Yani çok inanmış bir Neymar saat ve Brezilya. Mi? Saatte şampiyonluk final, saati. Final denk gelir mi o saate? Final karşı olur. Tabii oranın saati, yani saati herhalde saat farkları yok. Yok olmuyor. 20, olmuyor mu? 22'de olsa final. Final 6 mı? Denk geliyor. Denk geliyor. 21.30'da kupayı kazanmış olabilir tabii. Kaldırmış. Orada abi duş aldılar falan. Sen fotoğrafı koydu tabii. 9.30'da olur olur. 9.30'da olur. O zaman acaba bu... Oraya da mı mesaj? Oraya da mesaj değil. Şimdi bizim bir tane abi var ya. Gelecekten gelen. Gelen. Heh. Neydi abinin adı? Abinin adını bilmiyoruz. Daha bilmiyorsun. Bilmiyorsun. Onunla bir bağlantı olmuş olabilir. Bu irtibata geçmiş olabilirler. Neymar olabilir mi oyuncu? Saat kaçta demiştir? 9.30'da. Aslında Neymar saat olmasın. Kardeş. Gelecekten gelen adam. Olabilir. Şimdi düşünsene sen bana bir şey koyuyorsun. Biz burada program yapıyoruz. Benim haberim yok. Diyorsun ki, evet, gelecekten gelmiş. 2-1 yenmiş Fransa'yı. 9.30 koymuş oraya kupayı. Dalga mı geçiyor bunlar bizde yani? Aklımızla mı oynuyorlar? Aklımızla oynuyor olabilirler. Ve şu an Brezilya'da yani böyle şimdi alamaz falan diyebilir mi birisi?
Kimse diyemez canım. Diyemez değil mi? Net favorisi. Net Dünya Kupası şu anda. Diğeri de finalin favorisi Fransa. Fransa. Ya Brezilya Fransa gibi görünüyor yani. Arjantin Fransa, yani eğer Arjantin Hollanda'ya geçerse, Fransa'da İngiltere geçerse Arjantin işi çok zor. Tabii orada kabusa düşüyor Arjantin çok, o saatten çok, sonra. Çok büyük sıkıntılar olur orada. Ama Neymar da çok başka oynuyor hakikaten. Mükemmel bir turnuva geçiriyor sakatlığa rağmen. Çok, çok çabuk döndü. Bence Mbappe ile yani hep Messi Ronaldo konuşulduğu için ama asıl bence konuşulması gereken... Baskıyı daldı ama onların. Mbappe zaten ne oynadığı belli değil. Yani. O aşmış ya. Yani defanstan topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyorsun. Karşı rakibe gol pozisyonu oluyor. Böyle asist yazıyor. Konuşuyor muyum? Düşünsene ben sol bekim bir patlatıyorum topa. Top uzağa gitsin diye. Mbappe yakalamış, golü yapmış. Karşıya gol atmış. Böyle bir şey olabilir mi abi? Yok. Şimdi bunu nasıl durduracağım? Bunun önüne nasıl geçeceğim? Mbappe saçmalık seviyesinde abi. Saçmalık. Şu an. Yani attığı goller falan bu son... çatala bıraktı falan. Saçmalıyor şu an. Büyük saçmalıyor. Kendi hiç kendine gelmesi yani, lazım kardeşim. O yüzden formada burada dursun. Saçma sapan işler yapıyor. Neymar da olağanüstü oynuyor. Yani zaten onlar süslüyor şu an Dünya Kupası'nı ama nasıl bir hikaye olacak? Fas iyi yerlere geldi. Sürpriz takım. Bakalım göreceğiz. Tabii Brezilya milli takımında bir diğer oyuncu çok önemli işler yapan Vinicius Junior. Çocukken hayallerini yazmış abi bir deftere. Diyor ki Vinicius, çocuk Vinicius Junior. Tuttuğun takımın formasını giy. Dünya Kupası kazan. Dünyanın en büyük kulübünde oyna. Brezilya için oyna. Çocuklara ilham ol. El Clasico'da gol at. Şampiyonlar Ligi'ni kazan. Tüm Brezilyalıların ismini haykırmasını sağla. İnşallah gerçekleşir. Zaten birçoğu. Yani Dünya Kupası kazanmaktan başka. Tuttuğu takımla dünyanın en büyük kulübünde oyna daha gerçekleşmedi. O gerçekleşmesi için Jesus Baba burada. Biz de bu kardeşimize, ben çünkü tuttuğu takımı biliyorum. Onu evet. Saklayamaz. Şimdi sen profesyonel geri Fenerbahçe'desin, kadersini Galatasaray'da, Beşiktaş'ta ne bileyim. Oynatabilir. Oynatabilir, bu tabii. Başka bir şey. Ama onun tuttuğu takımı ben biliyorum. Buradayız. Burada, o burada mı kalsın? O burada takım. Kalsın. O, buraya geldiğinde bu gerçekleşir. Orada listede her şeye tik atabilirsin. İki tane şıkta daha. Tik yok. Bir tanesi dünyanın en büyük kulübünün formasını giy, bir tanesi de tuttuğun takımı. Yani o kulübü. Zannedebilir ki Real Madrid'de oynuyorum tik ama değil. Değil, değil diyorsun. Oraya tik yazmaz. Yazmaz. Buradayız. Tik başka tarafa yazar diyor Serdar. Aynen. Tik, o biliyor. Tabii. Yani mavi tikli olması için. O adaya gelebilmesi için bu listeyi doldurması lazım. Listeyi doldurması lazım. Henüz dolmadı diyorsun. Biz doldurduğumuz için adaya gidiyorsun. Tabii biz doldurduk biz diye ataya gidiyoruz. Yani bir şey gezmeye gitmiyoruz seyahate. Biz doldurduk onu. Tabii. O bu liste tamam diyorsun bizde. Evet. Vinicius'un da tamamlaması lazım. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. El Clasico'da gol attı. Çocuklara ilham oluyor zaten halihazırda. Brezilya ismini aykırıyor, doğru. Ama çok az konuşulmuyor mu? Çok, o da çok az konuşuluyor. Çok az. Yani Real Madrid'in maçı olmazsa konuşulmuyor. Maçı olsa konuşuluyor. Şimdi çok, o da star yani. Çok fazla şey oldu artık yani Ronaldo, Messi, işte birazcık Mbappe araya, Neymar falan. Paris biraz konuşuyor ama mesela Junior az konuşuluyor. O da konuşulacak bence ama. Bence konuşulmayı da hak ediyor. Kesinlikle %100 hak ediyor. Mükemmel bir oyuncu. Mükemmel de işler yapıyor. Vinicius Junior bakalım hayallerini gerçekleştirebilecek mi? Devam edelim. Alex de Souza'yla. Evet. Abi Alex tweet atmıştı. Yuvama dönüyorum. Şeklinde Türk bayrağı emojisi de koydu. Fenerbahçeli taraftarlar çok heyecanlandı. Evet. Tabii yani bunu acaba Jesus'un yardımcısı mı olacak diyen oldu. Türkiye'de evet. Bir görev mi alacak diyen oldu. Halbuki yeni sözleşme imzalamıştı ama daha sonrasında Langırt'a gelen evet olabilir mi diye. Olabilir mi çok söyledi herkes. Evet. Ama arkasından çok alakasız bir şey çıktı. İnsanlar da hakikaten çok kızdı Alex'e. Evet. Ya yani birazcık bizim duygularımızla oynadı. Diyen çok taraftar var, Fenerbahçe taraftar. Alex gelmedi. Şu an kapı çalıyor ama Alex sanıyorum ki Alex değil. Alex gelse var ya yıkılır. Düşünsene Alex giriyormuş içeri. Yok, artık ben bırakırım. Son yok gelecek yok. Ben de yaparım. Son çekerim. Ben de herhalde üstünde program yapamam. Yok yapamam. Alex gelse şu an benim yerime oturursa anlaşılmaz kimin Alex'in. Onun tabii 6 sene böyle oynadı Alex Fenerbahçe'de. 6 sene Alex böyle. Alex bile şaşırır. Alex bile şaşırır. Ne diyorsun abi bu etkileşim mevzusuna? Abi Allah herkese bol kazanç versin. Şimdi bu tabii ki burada bir tane yoruma denk geldim. Yıkıldım orada. Yani şu 100 TL'yi bari 200 TL yapsaydım. Birisi yazmış 100 TL yakışmadı kaptan. Bari onu 200 TL yapsaydım. Yani herkesin derdi farklı.
O yüzden hani Allah gerçekten herkese yardımcısı olsun. Yani o 100 TL 200 TL olsa daha iyi olabilir. Ama yani ben hiç, yani bana desen ki böyle bir şeyle karşılaşacağım, ben şu Alex hiç böyle bir şey yapmadı. Ben evet, bugüne yani kadar hiçbir ne Twitter hesabından ne Instagram hesabından doğru düz böyle reklam hiç görmedim. Yani belki de ben kaçırmışımdır ama ben de kaçırmışım, yani ben de hatırlamıyorum yani. Yani bunun bahisle veya bahis onunla alakalı, yani genel böyle bir içecek tuttuğunu tabii da görmedim ben. Tabii. Böyle bir şey olması için çok sağlam inmiş olması lazım. Kepçenin. Böyle bir şey olamaz yani. Vinç. Vinç'le gelmiş olması lazım. Kızabilir miyiz, kızamayız. Yani tabii onun profesyonel anlaşması hayatı falan ama profesyonelliğin dışında bir hayatı. Dışında doğru. Vinç inerse profesyonellik bozulur. Ama seyircilerin de isyanını anlıyorum yani taraftarlarında. Anlıyorum. Ben de anlıyorum. Tabii. Biz, ben mesela şimdi geldiğinde normal. Bunu da Türkiye üzerinden yapıyor yani. Hatırlasana Alex'in bir geri döndüğü bir dönem vardı. Hani bir İstanbul'a geldiğinde alışveriş merkezinde izdiham oldu. Evet. Michael Jackson de böyle bir şey olmamıştı. Evet. Rahmetli. Onu da anmış olalım burada. Şimdi Michael Jackson de böyle bir şey olmamış oldu. Olmadı. Yani şimdi tabii. Alex de öyle bir şey oldu. Şimdi biz, ben Alex'i mesela işte alışveriş merkezinde bekliyordum senin orada falan. Oraya gelir belki diye. Orada bir yere, öyle bir yere gelmişti. Evet. Ama tabii bunu ben de beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Ama büyük sürpriz oldu. Çok büyük. İnmiş. Var var. Vinç var. Vinç olayı var. Yani buradan nasıl geri dönecek asıl sıkıntı o. Yuvaya döndü. Sağlam döndü. Sağlam döndü. Artık beklenti büyük. Büyük. Şimdi tabii buradan nasıl dönecek? Birkaç paylaşım yaptı ama daha kurtarmaz. Yani biraz daha zaman geçmesi lazım bunun üzerinden. Evet. Diyelim ve geçelim. Abi Serdar Aziz diyor ki, röportajda, özel röportaj verdi. Soru şu: UEFA Avrupa Ligi'nde hangi rakibi görmek istersin, gelsin istersin diye soruyor arkadaşımız. Serdar Aziz de diyor ki hanım Arsenal'i istiyor. Evet. Biraz zor olur ama üstesinden geliriz dedim. Arsenal gelsin, güzel olur diyor. Evet. Serdar Aziz. Ben Serdar Aziz'e ve sevgili eşine katılmıyorum bu konuda. Arsenal gelmesin. Şimdi Başakşehir'li bir oyuncu vardı. Mahmut Tekdemir. Mahmut Tekdemir'in eşini de biliyorsun, o da saygılı bir insan. Ne demiştik? Eşlerin çok fazla bu sahaya işte inmemesi gerekiyor. Onlar sahaya indiğinde böyle çok renkli kareler ortaya çıkabilir. Gerek yok. Yani şu an Arsenal. Gerek yok. Hele şu formdayken falan hiç gerek yok yani. Yani gerek yok. Ne gerek var? Başka bir şey iste mesela. Evet. Şimdi evrene çağrı da bulunca. Tabii pozitif göndermek lazım. Evet. Şimdi bu biraz negatif olmuş. Evrene bu çağrıyı gönderirsen nasıl? Şimdi hoca Kiev istedi. Bu tamam. Evrene bir çağrıydı. Kiev geldi. Geldi. Arsını istersek Arsını gelirse sıkıntı. Gelmesin. Şu an gelmesin. Şu an değil. Gelecekse finalde gelsin. Finalde, yarı finalde gelsin, gelsin en kötü. Şu o zaman gelsin. Birazcık daha zamana ihtiyacımız evet var. Daha değil. Zamanlama yanlış. Zamanlama yanlış. Bence bu röportajı böyle yarı finale doğru yapsalar. Mart olur sonu gibi, Nisan evet gibi falan. Yanlış. Bunu kaldırsınlar. Bu hiç yokmuş gibi. Mart sonu bant, böyle banttan yayın yapsalar bunu. Çok daha olumlu olur. Şu an evrene negatif gitti. Gitmesin. Yok. Gitmesin. Hiç olmuyor. Şey, engellere de gerçekten böyle eşlerine çok destek veriyorlar. Çocuklara bakıyorlar. Yemek yiyorlar restoranda. Evde yemek yapıyorlar. O orada kalsın o iş. Futbol başka bir durum. Mesleği çünkü eşinin, profesyonel hayat. Gerek yok. Çok da gerek yok yani. Yani tweet sonuçta bu gitti mi gidiyor. Tabii alamıyorsun geri. Gelemiyorsun, anladın mı? Gören gördü. Gitti o an. Gitti. Gerek yok. Havada yakalayamıyorsun yani. Evet. Arsenal yani niye yani mesela? Neden? Ne gerek var yani Arsenal'e? Bu Arsenal ne ki yani? Hiç. Saçma sapan bir takım şu anda Premier Lig'de. Yani hiç gerek yok, lüzum yok. Yani şu an yani hocaları falan. Arteta falan uçmuş gitmiş. Gabriel Jesus falan. Adam bir anda içinden şey, Guardiola çıktı. Guardiola ya çıktı. Gerek yok yani. Yok. Burada sakin sakin biz sakin devam. Sakin biz devam ediyoruz burada. Bir videomuz var abi şimdi. Videomuzun, video oynamadan önce şunu söyleyelim, anlatalım. İki sevgili, çocuk diyor ki kız arkadaşına, seni bugün babamla tanıştırmak istiyorum. Evet. Demek ki ciddi bir ilişkileri var. Aileler evlenme tanışma teklif edecek. Herhalde belki iş oralara doğru gidecek. Ciddi bir ilişki. Kız arkadaşına söylüyor. Evet. Sonra üzerine bu videoyu izleyelim istersen. Tamam. Ben yanlış bir şey göremedim. Yo, yanlışı bulmaya çalışıyorum da. Kız o mu? Hanımefendi o. Bu değil mi? Evet, bu. Videoyu çeken de sevgilisi beyefendi. Bugün seni babamla tanıştıracağım
dediğim sevgilimi Fenerbahçe maçına getirmem şoku deyip Jorge Jesus'a bir zoom kızın yapalım. Neyi oluyor? Müstakbel eşi olacak herhalde yani sevgilisi. O babası. Kayınpederi. Müstakbel kayınpeder Jorge Jesus oldu. Şimdi zaten oğlu burada değil mi hocanın? Burada. Tamam, bunda bir yanlış bir şey var mı? Burada yanlış hiçbir şey yok, yok bence. Oğlu zaten İstanbul'da. Babasının yanında, o da müstakbel gelini getirmiş maça babasına tanıştırmaya. Şimdi burada yanlış bir şey asla yok. Sen de Jesus bizim babamız demedin mi? Babamız. Dedin. Evet. Dedin. Ben de mesela kız arkadaşımı babamla tanıştırıyor. Yani şu an dediğim gibi öz baba ayrı bizim. Hani tabii o kalbinde beni büyüten tabii eden. Ama şimdi Jesus öyle bir rolde ki şu an mesela gitsem tanıştırmaya, Jesus da tanıştırmaya gidiyor. Babam o diyor. Aldın gittin. Maç. Babam bu. Seni babamla tanıştırıyorum. Yani o yüzden bunda hiçbir sıkıntı yok bu görüntüde. Görüntü tertemiz görüntü. Tertemiz. Tertemiz bir görüntü yani. Bir tane hata görmüyorum. Hiçbir hata yok. Çekim açısı olsun. Zaten zoom olsun. Mükemmel olmuş yani. Şimdi gelin hanım da heyecanlı bir şekilde tabii dikkatli bakıyor. Evet. Dikkatli bakıyor yani. Tanımak için dikkatli evet bakıyor. Hiç olur bu tertemiz iş video. Olur bu iş. Bak bu iş çok güzel yerlere gider. Torun torba sahibi bile olur bu olur ikili. Bu iş olur. Bu iş olmuş yani. Allah tamamını erdirir bu iş. Allah bir yastıkta kocasın. Kocasın diyelim. Evet. Bir sonraki görüntümüze geçelim. İlk dileklerimizi söyleyelim. Gönderelim. Mardinli Jorge Jesus'u görmeye hazır mısın? Mardinli. Mardinli. Sesi de açalım. Hasan Bey teşekkür ediyorum. Birazcık herhalde zor olacak sesi açmak. Ama bence başarabilirsin. Bence hiçbir şekilde açamadın ama. Pes etti. Evet, kumandayı bıraktı ya. Ben bu kadar çabuk pes edeceğini düşünmemiştim. Evet. Ne diyor Ömer? Ha? Ana mı? Beyler. Evet hocam, dinliyorum. Maşum. Dinliyorum hocam. Maşum bak dinliyoruz. Hata yapsa da kabul etmiyorum. Ha. Tamam, dinliyorum diye bir kayda yok. Dinliyorum, dinle dinleyin. Kombin inanılmaz antrenmandaki. Ayakkabılar çok iyi. Maşum benim başımın belası. Masum benim başımın belası. Masum benim başımın belası diyor hocamız. Bu takım şampiyon olur. Bu takım nasıl olmayacak? Taktik görüntüsü var, onu alabilir miyiz yerde? Yerde su şişeleri olan görüntüyü ben evet isteyecektim. Evet burada durduralım. Tam görüntüyü alabilir miyiz? Tam yani full boyutunu. Tamam. Durduralım burada. Evet şu görüntüyü. Kaleci orada. Dörtlü bir defans görüyoruz. Tandem. Şimdi burada birkaç kırmızı kart olmuş herhalde. Eksik takım. Şimdi bu da sıkıntı. Buradan maçı çevirmeye çalışıyor. Öyle büyük hoca işte. Böyle yani kolay değil. Çünkü kırmızı kartlar elinde iki tane. Yanlış mıyım? Şey, hoca da çaresiz. Başının belası takım, o yüzden diyor. Takım 9 kişi. Takım 9 kişi çok büyük sıkıntı. Tam evet 9 kişi var. Takımın sadece kimin nerede oynadığı belli değil. Sen oradan bakıyorsun ya. Şimdi sen dörtlü defans diyorsun. Neresi kale? Neresi orta saha belli değil. Sen bu taraftan saydın değil mi? Buradan saydın. O taraftan da olabilir. O taraftan da olabilir. İkili defans, ön libero, dörtlü, tek forvet yığılmış olabilir. Yığılmış da olabilir. Çevirmeye gidiyor. Maç kaç kaç bir de şimdi burada. Asıl sıkıntı o. Şimdi sen bu hoca olsan kaleciyi kendi önüne mi dizersin, öbür tarafa mı dizersin? Anladım. Sen dörtlüyü nereden saydın? Doğru, ben tersten saydım. Bu şimdi tarafa alırdım. Ben hocayım. Ben kaleciyi benim önüme dizerim. Kaleciyi ekrana göre, ekrana buraya göre sağ taraftan alırım yani. Hocaya göre sol taraftan alırım kaleyi. Şimdi hoca orada duruyorsa hocanın bu kuklaları, su bardakları oyuncu yerine geçiyor ya. Onu koyarken sen ilk önce kaleciyi dizersin. Doğru. İlk önce santrafor dizer misin? Oradan başlamazsın, buradan başlarsın. Yani burada şu an zaten inanılmaz şeyler oluyor. Burada bizim beynimizi yak. Benim beynimi yaktı. Oyuncular ne yapsın? Oyuncular nasıl yapacak? Kimin nerede oynadığı belli değil burada. Total futbol yani işte. Şimdi burada şu görüntüden sonra maç sahaya çıktığında şu dörtlü defanstaki iki tandem oyuncusu var ya, onlar bir anda oyun kurucu belki de oynayacaklar. O numara oynuyor olabilir o sahaya girdiğinde bu görüntüden sonra. İnanılmaz ya. Mükemmel. Yani, mükemmel. Şimdi, arabanın önüne oturmuş hoca. Böyle olduğunda rakip takımın kafası karışır mı? Karışır. Mahvolur rakip takımı. Karışır. Yüzüne santrafor oynuyor stoperle, bir bakmışsın stoper oyunu kuruyor, gol atmaya gidiyor. Taktik inanılmaz. Mest oldum hocaya ya. Böyle bir şey olamaz. Vallahi bundan sonra özel olarak takip edeceğiz bu hocayı. Şu görüntüyü, şu taktiği, elindeki iki su bardağı, iki kırmızı kart görmüş bir takımın taktiğini bu şekilde Guardiola göster, o bile çözüm bulamaz bu rakibe. Benim gibi olur dedim zaten, benim gibi. O yüzden onda da bir sıkıntı olmaz. Tebrik ediyoruz Mardinli Jesus hocayı. Hakikaten büyük iş yapıyor şu anda. Bu kombin. Kombine gelelim. Evet. Bu kombin.
belki sana maç kazandırmaz ama şampiyonluğu getirir. Bak o kadar söyleyeyim sana. Şampiyonluğu getirir. Yok böyle bir şey. Bu yani, palto, bu taba ayakkabı mükemmel ya. Mükemmel. Otorite değil mi? Bağırıyor yani. Sahanın lideri benim. Mesajını veriyor hoca herkese. Mesela hocaya bir ters yapabilir misin? Bu yapamazsın kombini? Abi. Nasıl yapacaksın? Ben işte sana onu anlatmaya çalışmıştım. Kombin çok önemli. Evet. İsmail Kartal'ın giydiği kombinle bu hocanın giydiği kombin arasında çok büyük fark var. Anladın mı? Bu kombine hareket çekemezsin. Nasıl çekeceksin? Çekemezsin. Çekemezsin. Ama öbür kombine çekebilirsin. Çünkü fark o. Kombin herkeste var mesela. Malzemecide de olduğu için atar yapabilirsin. Buraya hoca atar, antrenmanda atar. Böyle bir de. Elleri cebinde ya. Oradan ne çıkacağı da belli. Belli değil. atar yapabilirsin. Nasıl yapacaksın? Eller içeride. Adam orada kendine güveniyor. Tak bir bakmışsın. Şey, tekmenin bir tanesi inmiş aşağı. Gitmiş. Her an her şey olabilir. O yüzden tehlikeli bir kombin. Çok tehlikeli bir teknik adam. Bence profili. Takım çok başarılı olur. Mükemmel. Bu takım yürür abi. Yürür. Devam edelim. Stephen Curry'ye geçelim. Abi Stephen Curry'nin şu videosunu izledin mi? Bunu izledim ben galiba ya. Sosyal medyada ciddi gündem oldu. Bunun fake olduğu çok söylendi, konuşuldu. Evet. Yani bunu da yapamaz artık canım dedi. Yani bir kurgu olduğu söyleniyor. 5 tane atıyor değil mi? Arka arkaya atıyor. Eren tabii bu işten en iyi anlayan isim şu anda üç, burada. 3 oldu bu. 3.'yü attı şu an. 4'ü atıyor. Ya 4'te gidiyor ya 5'te gidiyor. 4'ü şu an attı. 5'i aldı ve şu an içeri koşacak. Beşte evet, koşarak gitti. Eren. Eren'e hemen burada soralım. Dönüyoruz. Kurgu mudur hocam? Bence değildir. Kurgu değil dedi Eren. Kendisi yeteneklerine de çok güvendiğim için ben. Yok ben... teknik olarak soruyorum yani. Teknik olarak kurgu mudur? Hayır kurgucu yani en iyi olabilecek. Kim bilecek abi? Eren bilecek tabii. Eren kurgusun. Niye o kadar sert baktın ya? Kurguysayla çok... başarılı bir kurgu. Anlayabilir miyiz buradan kurgu olup olmadığını bu görüntüden? Anlayamayız. Çok iyi yapılmış. Kurguysa. Anladım. Eğer kurguysa çok iyi yani yapılmış şimdi diyor. Şöyle, burada inanılmaz bir şey. Yani bu kurguysa da gerçekten böyle bir ekiple çalışmak isterim. Hasan'ı gönderip böyle bir ekip. Hasan daha televizyonun sesini açamıyor. Adamların yaptığı kurguyu. Biz ne şartlar altında çalışıyoruz, adamlar ne şartlar altında çalışıyor. Bu hak mı şimdi? Hak değil. Değil. Yani benim niye saç ektirdiğimi daha iyi anlayabilirsin. Şimdi Stephen Curry'nin saç ektirme şansı var mı? Yok. Yok. Gür çünkü. Gür. Çünkü adam mutlu. Adam rahat. Mutlu, kurgu kafası var. Rahat. Atıyor, tak oraya giriyor. Biz bir atsak top nerede belli. Zincirli kuyudan çıkacak. Zincirli kuyudan çıkacak. Burada o yüzden 10 numara ama yani 5'te 5 oraya atması imkansız. Peki buna kurgu diyenlere de bir cevap olarak ikinci videoyu hazırladık. Peki o kurguysa? Yani bence oradan 5'te 5 kimse o şekilde topu böyle sallayarak atamaz. Sen de kurgu diyorsun. Yani bence böyle... Peki o kurguysa? Tamam. Bu da mı kurgu? Bu kurgu değil. Bunu da izleyelim. Şimdi burada da Eren'in söylediği oluyor. Yeteneklerine güveniyoruz bu oyuncunun. Bu da tamam. Doğuştan bir yetenek yani. Tamam güzel. Evet devam ediyor baba atmaya. Eski bir profesyonel basketbolcu olarak bana da eğer sözü bırakırsan ben de bir iki cümle söylemek isterim. Ya, video devam ettiği için. Evet. Orta saha şimdi, çizgisine geldi. Orta sahadan da atıyor. Attı şimdi en son bir hareket yapacak. Sonra geri geliyor. En son hareket acayip. Boş kaleye gol atmak bile bazen zor olurken. Hı hı. Bunu da attı ve hop bitirdi. Evet. Bu kurgu değil ama burada... Normal basketçi atışını yapıyor. Öbür tarafta sahanın bir tarafından bir sahadan savruk bir top atıyor. Yani şimdi bu atışı en iyi basketçiler atmıyor. Kaleciler atıyor. Tabii spor çünkü topu oyuna sokma. Evet. Topu oyuna sokmak evet. için kaleci bunu atıyor ya. Amerikan şimdi bunu falan. Kaleci bunu sürekli çalıştığı için o bence hiçbir basketçi şu atışı çalışmıyordur. Saatlerce ama kaleciyi çalıştırıyorsun doğru mu? Doğru. Şimdi kaleci bile orta sahada aynı noktaya bunu 5'te 5 atamaz. Yani bir bölgeye bile atamaz bu diyorsun. Bu atışta deminki gösterdiğin atışta bunun arasındaki sistem çok farklı. Yok farklı da biliyorum ama yetenekten bahsediyorum. Yeteneği zaten var adamın yeteneğini tartışamayız ama 5 tane bu topu buradan buraya atıyorsa neymiş bu ya? Ama şu da önemli değil mi? Ha? Bize bunun bile gerçek olabileceğini düşündürtüyorsa Curry yani acaba gerçek olabilir mi dedirtecek tek insan Curry bunu bu dünyada. Yani... odur yani çünkü en iyi bu işi bu yapıyor. Ama LeBron'un da bir tane vardı oradan patlattı falan. Tek de o. Bir tane tek sayıydı. Tek olur belki. Belki denk gelir. 5'te 5 arki olmaz. Yani bir de hiçbir yere çarpmaz mı bu top yani? Genelde aklına da taklı çarpmıyor ya zaten bunu. Böyle bir ayarlasan topun içine sensörlü böyle bir mıknatıs koysan tam oradan içeriye çekecek bir kurgu yapsan
o içine çekerken bile lap diye girmez yani, bir şekilde çarpar çembere. Mesafe çok uzun. Serhat abi aslında bir video daha var. Onda da tribünden atıyor, hatırlarsın belki. Evet evet, orada en son tribünden sokuyor. Ama atış böyle. Atış gene kendi stili tabii. Bir kere atabilir. Burada olay 5 tane üst. 5 tane üst üste atıyor ve bak oradaki atış yine bu. Yine penguen geldi. Bu atış böyle. Şimdi bu atışı atar. Bunu mesela inanın. Bir gün Curry'yi burada davet edersek ona sorarız. Buluruz, konuşuruz. Ama yani böyle öyle bir sahanın biz öbür ucundan öbür ucuna böyle atmak 5 tane. Bunlar kolay işler değil. Peki. Zor bir iş yani ya. Bence orada bir ince kurgu olabilir. Olabilir, olabilir. Geçelim. Son görüntümüze geçelim. Müge Anlı hiç izleme şansın oluyor mu abi? Yok, izleme şansım olmuyor ama gerçekten yani sizi tebrik etmek istiyorum. Neden? Çünkü yani ben aslında seyirciler adına teknik. Seyirciler bana yazdığı için. Hı hı. İşte seyirciler bana öyle bir yazıyor ki ben sanki burada konuk rolündeyim. Senin alakan yok olayla. Benim alakam hiç yok böyle. Ben öyle ara sıra geliyorum buraya, oturuyorum konu mankeni gibi. Sizi övmemi istediler. Ben de onu burada canlı değil de yani. Yayında. Yapmış olayım. Evet, bu yayınlanacağı için. Abi diyorlar ki konudan konuya geçişleriniz muazzam diyorlar. Teşekkür ediyoruz tamam, tüm ekibimiz adına. Gerçekten mesela... Gerçekten mesela Curry'den Müge Anlı'ya geçen tek yayın kuruluşu biziz yani. Böyle bir şey olamaz yani. Hani adam 5'te 5 atmış sağın öbür ucundan ucuraya. Sen diyorsun ki konuya geçelim. Müge Anlı'yı yani, izledin mi? Diyorlar ki Serhat abi sen niye böyle saç ektiriyorsun? Niye ektirmeyeyim ki? Geçelim Müge Anlı'ya geçelim. Müge Anlı'da önce anlatayım. Kurgu var mı? Yok, kurgu yok. Mi? Kurgu yok. Canlı mı? Tabii canlı yayında oldu zaten oldu, bu. Tamam. Ben de çok ciddi bir izleyicisiyim tabii programın, onu söyleyeyim. Gülmeyin, niye güldünüz ki? Ben izliyorum yani. Ben valla gülmedim. Bana niye bakıyor ki? Ekip gülüyor yani. Niye güldü ben anlamadım. Ben gülmedim. Burada ya. Komik ne var? Ne Ömer çok gülüyor. Adam seviyordur yani. Sabahları bizim Sema ablamız var burada ofiste. Müge Anlı evet. izliyoruz yani açıp. Bunda bir şey yok bence. Yani ben Berkay'ı Fenerbahçe oynarken ilk tribünde gördüğümde Müge Anlı tişörtü vardı. yanlış gelmiş. Stada, Fenerbahçe stadında programı karıştırmış. Aslında kanala gidecekmiş. Müge Anlı'yla gelmiş böyle şeyle. Hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Hatırlamaz mıyım? Daha gençtin o zaman. Tabii daha ufaktım. Evet. Hatırlıyorum. Müge Anlı da bir konu konuşuluyor tabii. Değişik kripto olaylar var. Kriminal olaylar var. İyi ya. Hakan abi teşekkürler. Şey yapıyoruz da program çekiyoruz. sen de müsaitsen. İstiklal Caddesi'nin burası. Sokakta çekiyoruz gibi. Burası da bir stüdyo sonuçta. Ne yapalım biz böyle oturuyoruz. Muhabbet ediyoruz. Ara sıra muhabbet ediyoruz. Mikrofon takıyoruz salak gibi. Mikrofonla birbirimize sohbet ediyoruz. Normal yapamıyormuşuz gibi. Normal yapamıyormuşuz gibi. Sizin köle de böyle. Yok sen hiç rahatsız olma ya. Müge Anlı'da bir alışveriş merkezine çevirdiler burayı. Muska evet. olayı var abi. Muska olayı. Yıllarca o muska saklanmış. İşte içinde bir şeyler olduğu varsayılmış. Önemli bir yani konunun üzerine geliyor. Muskayı da açıyor. İçinden bak ne çıkıyor bakalım. Cips paketi çıkmış içinden. Tamam. Onun içinden de söyleyeyim ya Doritos Pancho'nun şeyi. Ondan sonra Doritos Pancho'nun kağıdı. Cips paketin içinden de. İçinden çıkan. Bahis kuponu çıkmış. Gazete kağıdı. Bülten çıkmış içinden. Ve yıllarca saklamışlar bunu. 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 Benim altını gayrımda. At yarışı bülteni çıkmış. Bu işte Alex'in bir işi var. Alex bunun için yuvaya dönmüş olabilir. Ha? Mesajı böyle vermiş olabilir mi diyorsun? Yani Alex'le alakası varsa bu olayın çok karışık bir durum. Kriminal kurtarmaz. O zaman Müge Anlı bile çözemez bu işi. Çözemez bu işi. Yani ama enteresan. Bülten çıkması inanılmaz. Tabii Hakan abi buyur. Şimdi şu an ne inceliyorlar? Bir saniye ya. Tamam yok sen gel istiyorsan sen. Yok. Vallahi. Arada geçemem. Hiç büyü yapıldı mı sana? Ne yapıldı mı? Büyü yapıldı mı hiç diyor. Ben nereden bileyim onu? Sonra çıkmıştır ortaya bulmuşsundur yakalamışsındır bir şey için. Ben nereden yakalayacağım onu? Ortaya çıktıysa eğer yapıldığını o zaman anlarsın tabii. Eğer çıkmadıysa hala belki var bak, üzerinde. Lastiğin altından atlanı çıkmıştı bir ara. Ne olmuş oluyor? Büyü yapmışlar. Ama atlanı şans değil mi? Abi herhalde okuyup okuyup bilmiyorum ne yaptıklarını. Sana atnalı mı? Atlanı çıktı. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yani gerçekten burayı Müge Anlı'ya çevirdiniz ya. Sizi tebrik ediyorum yani. Harbiden gerçekten. Yani bir programı
Ne kadar güzelleştirdiğinizin bir kere daha size bir gidiyorum bu ekibi. Allah var ya sizin ne muradınız varsa versin. Gerçekten. Abi atnalı çıktı diyor yatağımın ucundan. Baba böyle bir şey nasıl olabilir ya? Abi ama senin atlarla ilişkin iyi. Ondan sonra başladı. Sen he? Ondan sonra ganyan. Başlangıç öyle olmuş Hakan abi de. Ben nasıl bileceğim onu bilemem. Tabii ki. Tabii bilemezsin ama burada da Müge Anlı'da şu anda inceliyor. Oradaki maçlara bakıyorlar. Büyük ihtimalle şu görüntüde. İnanılmaz. Şu an acaba şey mi bu? Yani tuttu mu tutmadı mı diye bakıyor. Tabii ona bakıyorlar. Tuttu mu tutmadı mı diye bakıyor olabilirler. Demek ki Müge Anlı da kovalıyor böyle şeyleri. He? Anlıyor baksana. Burada diyor mesela üst oynanır mı dedi orada. Evet. Öyle bir evet. Şey. Üst alt üst muhabbeti dönüyor. Evet. Evet. Tamam işte demek ki. Demek ki burada başka bir şey Alex var. Alex de Müge Anlı da bu işin içinde. Gerçekten tabii. Evet çok ilginç bir görüntüydü. Süper kriminal bir programmış yalnız. Müthiş program tavsiye ederim. Yani Langırt'tan sonra izleyebilir izleyicilerimiz. Çok gelemiyorum ben. Sabah erken saatte ama oluyor. Ama bu saatten sonra da gelmem herhalde. Peki. Yani gerçekten. Bitti mi? Bitti. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Langırt'ın 8. bölümünü bitirdik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.